Yine bir video sorumuz var. O soruyla devam edelim. Hocam hayırlı yayınlar. Ben çocuğumun sağlığı için adak dilemiştim. Kurbanlık adak kesilen yerlere gittim. Vekaletimi ve parayı oraya verdim. Çocuğumun sağlığı için kestirdiğimi ve kendi ellerimle bunu dağıtacağımı söyledim. Onlar da kesip parçalar halinde getireceklerini söylediler. Sonra etleri getirdiklerinde sakatatını sizin adınıza biz ihtiyacı olanlara dağıttık dediler. Sakatatını vermediler. Bu da benim içime hiç sinmedi. Çünkü kendi ellerimle dağıtacağımı söylemiştim. Ve çocuğumun sağlık sorunları ara ara tekrar ediyor. Ve kafamda soru işaretleri oluştu. Acaba bundan dolayı mı? Adam kabul olmadı mı diye. Tekrar kesmem gerekiyor mu? Bu konuda beni aydınlatırsanız çok memnun olurum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Bence adağın şartlarını yerine getirmiştir. Görevini yapmıştır. Yani o verdiği, vekalet verdiği kişi de sanki sakatatını da biz onun adına kendi yapamaz, biz yapalım kabilinden sanki onlara da vekalet vermiş gibidir. Bunu dert etmemeli. Yani eşinin rahatsızlığını buna bağlamamalı. İnşallah adak görevini hakkıyla yerine getirmiştir. Bundan tekrar bir vesveseye kapılmanın Allah yeri kabul yoktur. Eşine de Rabbimizden şifalar niyaz ediyoruz. Cümle hastalarımızla birlikte. Peki yine bir video sorumuz var. Görelim. Hocam merhaba. İyi yayınlar. Bir sorum olacaktı. Ben ne zaman evliliğe kalksam veya da ne zaman biriyle konuşsam benim işim bozuluyor. Ve birkaç kez hocaya gittim. Bana büyü yapılmış dediler. Muska yapılmış dediler. Ve bunu bozmak için de büyük miktarda para istiyorlar. Yani şöyle, Allah rızası için yapılan bir şey, yani bu kadar büyük bir miktarda para istenir mi onu bilmiyorum. Hani dolandırıcı mı yoksa gerçekten böyle bir şey var mı bilmiyorum ama. Ve muskaya da gelince bildiğim kadarıyla muskanın ömrü 40 gün diyorlar. Sorun buydu. Allah için, Allah rızası için yapılan bir şey için bu kadar büyük miktarda para istenilir mi? Ve muskanın ömrü gerçekten 40 gün mü? Evet, büyü var demişler. Ya. Karşılığında da para istemişler ve ciddi bir rakam istemişler hocam. Yani bir kere büyü var. Bozmak için para istemişler. Sevgili Peygamberimiz bak, İciteni büsseb'al mubikat. Yurdu yuvayı harap eden şu yedi şeyden sakının. Bir, eşşirkü billah, Allah'a eş koşmak. İki, hemen ikinci numarada bu büyü yer alıyor. Yani insanlar bakın buna kapılınca, kendini kaptırınca, bu büyücü olmadı, öteki büyücüye gideyim. Efendim, böylece bunalımdan bunalıma. Bunlar yanlış şeylerdir, bunlar doğru şeyler değildir. Peki doğrusunu sen söyle, söyleyeyim doğrusunu. Hem de Allah'ın sözü. Ve ma hum bidarrine bihi min ahadin illa biiznillah. Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar veremezler. Allah'ın izni olmadıkça o sihirle hiç kimseye zarar ve ayeti kerime Bakara suresi 102. Peki öyle olunca biz ne yapalım? Biz daha sağlam bir kaleye sığınalım. Sağlam kale nere? Allah. Yani büyü mü güçlü? Büyücü mü güçlü? Allah mı güçlü? Ya böyle soru mu olur ya? Büyü kim? Büyücü kim? Tamam böyle ama gel gör ki işte bakın Müslüman insanlar inanıyorlar. Dini bilgileri yetersiz olduğu için bu işe kendilerini kaptırıyorlar. Maalesef hocam, maalesef. Bana büyü yapıldı, büyüyü filan yaptı. Ne kim yaptı? Oradan da suizanlar yapıyoruz, kin tabii tutuyoruz. Tabii. Düşmanlık, neresinden bakarsan bak sıkıntıya sebep oluyor. Biz diyelim ki büyü yapıldı. Bunun için muska yazdıralım. Onun da ömrü 40 gündür. Evet, bir yani de öyle bir şey var. Bunların da hiç yani ya gerçekle bir alakası yoktur. Bir muskanın ömrü 40 gün müdür diye sordu. Böyle bir şey yoktur bir yani. Şey. Ama en sağlam iş kendimizin قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Fatiha ve Ayet-el Kürsi'yi okuyarak Rabbimizin himayesine sığınmaktır. Sadakalar vermektir.
Hocam bir ticaret olmuş bu. Ya. Şimdi bir diyor sektör ya, büyük olmuş. Sektör olmuş. Evet. Büyük paralar istiyor. Şimdi siz bunu vereceksiniz bir kere. Sonra bitmeyecek ki o. Bitmeyecek. Sonra tekrar gelecek. Yenileri başlayacak. Tekrar para alacak sizden. Ya. Bu böyle devam edecek. Ben biliyorum. Bir ev parası verenler var. Yani büyücüye giderken gelin hanımla gidecek. Bir de geline bak bakalım. Tabii, bunda tabii, da bir şey var mı? Onda da var. Onda hem de papaz büyüsü yapmışlar. Büyücüye gide gele bir ev parası harcayanlar var hocam. Ya aman yarabbim. Kaptırmış. Ne kadar yanlış. Yani demek ki ona inanmak da bu da doğru değil. Yani büyücünün haber verdiği şeyleri kabul etmek Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a indirileni inkar etmektir diyor Allah'ın Resulü yani. Evet. Evet, onları bırakalım, aklımızdan bunları çıkaralım. Biz Rabbimize sığınalım. Bu izleyicimizin sorusu böyleydi. Ne zaman evlilik yoluna girsem işlerim ters gidiyor. Hani büyü olduğunu söylediler bu durumu. Böyle izah ettiler diyordu. Bir başka izleyicimiz şöyle sormuş. Hayırlı sabahlar size ve hocama Kayseri'den selamlar. Benim hocamdan sormak istediğim büyünün olabileceğine inanalım mı? Üzerimizde büyü varsa belirtileri nelerdir? Sürekli yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık var. Yemek yemiyorum, bulantı var. Her gün üzerimde bir ağırlık var, baş ağrısı var. Acaba büyü mü? Büyü diye bir şey var. Gerçi ben günümüzde büyü ilmini bilenin olduğunu da düşünmüyorum. Ama bir sahtekarlık dönüyor ortalıkta. Gelin bütün bunları bırakalım. Büyü diye bir şey olur. Kur'an'da da bahsediliyor. Ama diyorum ya bugün bunun ilmini bilen de yoktur. Olsa bu kitaplarda olur. O kitaplar bizim de elimize geçer ya. Öyle bir şey yok. Ama iki laf bir büyüye geçer denilir ya. Evet, evet. İki laf bir, iki söz bir büyüye geçiyor işte. Geçiyor. İnsanlara senin durumun şudur. Yani sana cinler musallat olmuşlar. Yani senin rüyaların da korkulu değil mi? Ha tamam bak rüyalarımı bildi diyor tutuyor ya. Hocam şimdi şöyle bakın. Ben tekrar sayayım rahatsızlıkları. Yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık. Evet. Yemek yememe, bulantı var, her gün baş ağrısı var. Şimdi aklına şu gelmiyor ya ben bir doktora gideyim. Doktora, acaba bende bir sorunum var bunu demiyor. Aklına acaba bende büyü var diyor. Yani ilk gelmesi gereken gelmiyor. İşin hemen güya kolay yoldan geçeyim diye geliyor ama doğrusu dediğiniz gibi doktora gitmektir. Ya bir doktora gidin bir bakın belki bir sıkıntı var, bir rahatsızlık var belki. Onlardan dolayı bunlar oluyor olabilir. Ha gittiyseniz de yazmamış gerçi öyle bir şey de. Ama ilk aklımıza o gelmesi gerekiyor. Biz hemen büyü var. Daha bize kolay bir büyü yapılmıştır diyoruz. Ondan sonra bunalıma düşmüş oluyoruz. Yani bataklığa düşmüş oluyoruz. Maalesef. Oradan bir deli bir kuyuya bir taş bırakır 40 akıllı çıkaramaz denilir ya. Hadi nasıl çıkaracaksan çıkar. Yani Allah demek korusun. Ki önce tıbbi tedavi, evet. Sonra da Rabbimizin himayesine sığınmak, onun lütfunu dilemek. Fatiha-i Şerif'in bir adı da Şifa Suresidir. Okuyarak Rabbimizden şifa dilemek. İzleyicimiz doktora gittim, bütün tahlilleri de yaptırdım, her şey normal yazmış. Çok geçmiş olsun, tekrar şifalar diliyoruz ama bu psikolojik de olabilir. Yani bunları siz çevrenizde de bu konularda size baskı yapanlar varsa, ya seni iyi görmüyorum, üzerinde nazar olabilir, ya sende büyü olabilir. Bu tür telkinlerle size gelenler oluyorsa etkilenir hocam insanlar. Etkilenir. Yani bu öğrencilikte Muhsin Bey, öğrenciler dersi kaynatmak istediler mi? Öğretmene birisi diyor, hocam geçmiş olsun, rahatsız mısın bugün? Yok oğlum ne rahatsızlığı ya filan. Şimdi planlı ya, ikinci öğrenci de öyle diyor, üçüncü öğrenci, ya bugün biraz keyifsizim çocuklar demeye başlıyor. Kendi de inanıyor rahatsızlığına. Halbuki ortalıkta bir şey yok. Estağfurullah. Evet, peki izleyicimize bir kere daha geçmiş olsun diyelim. Şifalar diliyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.